Herkese selam. Tekrardan karşınızdayım. Hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi farklı bir şekilde karşınızdayım. 59 level çarımıza geldik. Daha önceden izleyenler biliyordur. Farm yaptığımız çarımızdı. Çarımız 59 levelden düşme. Onu söyleyeyim. Son güncellemeden sonra nasıl etkilendi, ne durumda onu bilmiyorum açıkçası. Bu arada Uruk Hai'ye geldik gördüğünüz gibi. Burada ne yapacağım? 6 saat duracağım. Onu belirteyim. Yani 6 tane Hypernova'm var. Onun da hepsini burada kullanacağım. Yani bankada duruyordu. İşte Ardriyam'a işte ne bileyim Hobgoblin'e yani nakit atan yerlere de çok gidemediğim için hazır gelmişken burada da değerlendirelim dedim. Şöyle bir atağımı başlatayım. Çarda neler yaptık onu da size söyleyeyim. Şuraya Arşişot'u koyacağız. Bakalım hani bu nasıl olacak güncellemeden sonra. Lan in aşağıya. Heh, kanat da aldık arkadaşlar. Bu arada kanadı da çok. Nereden aldık? Kanadı tabii siteden gelen tokenle aldık. 4 tane biliyorsunuz. İşte güvenlik anahtarı falan bunları yaptığımız zaman 4 tane token veriyor bize. Bununla işte 2 tanesiyle Magic Pack alabiliyorsunuz. Bir tanesiyle Magic Pack alabiliyorsunuz. Aslında Magic Pack de mantıklıydı ama ben hani kanat bayağıdır kullanmadım. O yüzden kullanmak istiyordum. Aldım. Keyif için yani onu söyleyeyim. Buna niye vurmuyor? Şöyle mi? Şöyle duralım o zaman. Yani çok fark yok herhalde. Lat mı var ya? Yok. Çok fark yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine 2 atıyoruz, 1 atıyoruz. Hani bilmiyorum bu çar 59 levelden düşme. Atağımız 1138. Defansımız işte ikili defans basınca 824 oluyor. Buradan da artı 50 defans geliyor. Şimdi mana potunu da şöyle ayarlayacağım. Üzerimde 50 tane ya şunları aslında kullanmasak mı ya? Bu 76 taneyi ben çöpe atıyorum abi. Kafa karışır bizim maliyet hesabımızı yaparken. Şuradan 100 tane alıyorum. Bizim kendi DC şeyimizden. 100 tane şuraya koyalım. Mana potu da 50 tane ile geldik. 50 hani slot'tan gelen vardır. 50 tane de mana potu ile geldik. Şunu şöyle arttıralım. Niye vurum basmadı? %50 yapalım. Tamam. Şimdi 100 tane cam potu ile geldik. 50 tane mana potu ile geldik. Hemen abi biz kesiyoruz ama neyse denemiş olduk arkadaşlar. Hani bir deneyelim dedim. Öyle daldık gittik. Köpeğimizi falan bir çıkartalım ya. Şimdi şöyle VIP key'im boş arkadaşlar. Elimizde gördüğünüz gibi EE'miz var. Aldık. Yani gerçekten piyasa çok karışmış. Çok pahalanmış. Ben 4 GB'den satmıştım. Bundan yaklaşık bir ay önce. Bir ay bile değil yani 3 hafta falan önce. Yani 420 eve aldım. O da normalde 440-430'dan falan aşağı kuran yoktu. 420'ye şu andaki piyasa durumuna göre uyguna aldığımı düşünüyorum. Şöyle basalım da lap yok değil mi ya? Loot ayarımı sıfır yapacağım. Arkadaşlar bir tane Hypernoah'ımı hemen basıyorum. Üzerimde parayla gelmedim. Evet Hypernoah'ımızı bastık. Ne alıyoruz? Yani çok etki ediyor mu? Etmiyor arkadaşlar ama yine de basacağım. İşte gördüğünüz gibi 1800. 2K olsaydı aslında daha iyi olurdu. Ama bir de burada diğer şu aslında burasında en güzel şu slotta farmlayabiliriz. Oralar genelde dolu olduğu için burada 5'li slotta farmlayacağız ve bekleyeceğiz açıkçası arkadaşlar slotun çıkmasını. Kaç kağıtlı aldık buradan da? Yani 1M900 2K'ya yakın alıyor arkadaşlar. Neyse lafı fazla uzatmayayım. 6 saat boyunca buradayız arkadaşlar. Çağrıda şöyle bir tane EE aldık. Yani 8 FP set ve EE düşünüyorum arkadaşlar. 2 tanesini daha almadım. Burada 3 parça 8 FP'miz var. Bir tane EE'miz var. Şu görev şeyi iyi veriyor. Donluk Maradon'da Fog'daki aldığımız Warped. Yani Dex 10 veriyor. HP 80 veriyor. İyidir. Yani şunları da şu anda boş kalmasın diye taktım arkadaşlar. Evet dediğim gibi şimdi ben kapatıyorum. Yine ara ara açarım arkadaşlar.
6 saat boyunca burada farmlayacağız. Almamız gerekenler neler? İşte buz, kırdırmalık şer vesaire almaya çalışacağız. Bakalım ne kadar atacağız, ne kadar alacağız. Her derece flash'ımız basılıymış. Şöyle buraya geri bırakalım. Ben şimdi de kapatıyorum arkadaşlar. Tekrardan farmın sonunda şu PM'yi de bakayım, görev varmış. Yardım edelim. Görüşmek üzere. Evet, şu anda 2 saat 40 dakikamız oldu. Yani şimdi şöyle son 1 saattir bayağı daha da uzundur lag var maalesef. Bak şu anda güzel. Yani şuradan anlayabilirsiniz 100 tane can potu ile geldik. Yani 25 tane kalmış üzerimize. Şöyle bakın vuruyoruz. Hani geçiş diyor. Geliyor, geliyor. Hani şöyle geni hani gördüğünüz gibi maalesef bayağıdır böyle ama yapacak bir şey yok yani. Normalde bize gelmeden düşmesi gerekiyor. Şöyle göstereyim bakın. Yani normalde bize gelmeden düşmesi gerekiyorken yani yapacak bir şey yok. 6 saat dedik. Aha. Yani Life Feed 2 saniye sonra bastı falan. Şu MS'yi daha şimdi aldık arkadaşlar. İyi oldu. Son dakikada çünkü MS drop'u biraz azdı baya. Şurada görebilirsiniz. Yani 2 saat, hadi 2,5, 2 saat 40 dakika oldu. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane kırdığım şer aldık. 3 tane MS aldık. 2 tane Esik Boost'lardan aldık. Bir tane Iron Crossbow, bir tane Halbert, Priest Impact, yani çöp diyeceğimiz elemental stufflardan falan droplar bu şekilde. Hani Sirius 3'te var yani. Ha, şu anda güzel. Ya, normal şartları şu potun en az 2-3 katı olması lazım. Belki daha fazla. Can potumuzun en fazla 20 tane yememiz gerekiyordu. 20 tane yememiz gerekiyorken 75 tane yedik. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çünkü Sirius 2'de falan buralarda da boş bulamıyoruz. Wolf da alalım birazcık gelmişken. Hani bir ara değerlendirme yapalım dedim beraber. Üzerimde daha yeni doldu çantam. Şöyle 50 tane pot alalım. Nakit olarak Hyper Nova basmıyorum. Yani hiç yani çok iyi değil ama belki açılır. Bu salamadık mesela. Bu salamadık ama şu kırdırmalık şerlerden kırdıracağız. Artık şansımız oradan güzel bir şey çıkarsa kurtaran tarafı şerler olacak arkadaşlar. 3 tane MS'miz var. 1M800 nakit paramız var. Nakit çok kötü atıyor. O yüzden Hyper Noah'ı ziyan etmek istemedim. Kullanmıyorum. Yani yapacak bir şey yok. Şu anda lag var ama dediğim gibi 6 saat dedik ve 6 saatimizi dolduracağız. Bakın şimdi Wolf'u basacak. 1 2 de bastı. Yani bu şekilde devam ediyoruz. 3 tane MS'miz var. 8 tane kırdırmalık şeyimiz var. Çöpler ve 2 tane ezik pusumuz var. Devam edelim. Tekrardan üzerimde olduğunda açarım. Görüşmek üzere. S2'ye geldim. Hani baktım. Lag geçmiyor. S1'e baktım. S1'de slotlar dolu. KS'leşmeler bile var ama S2'de burası şu anlık boş. Biz de hemen çökelim abi. Yani lag'la olacak iş değil. Yani bu slot harbiden lag oldu mu perişan ediyor adamı. Şöyle DC flash'ımızı basalım. Şu aşağıya alalım. Bakalım nasıl burada. Yani şu anda çok iyi. Gayet güzel. Vallahi bir iş işlemedi.
Yani bu şekilde güzel. Bakın potumuz 20'ye 19'a kadar düşmüş yani. İki tane daha basalım. Normalde seri seri potun yani her kestiğimizden neredeyse pot alıyoruz. Bakın bayağı yüksek olması lazım. Neyse bu şekilde devam edelim. Şu anda burası güzel. Böyle devam edersek daha iyi olur. Kapatıyorum ben. Tekrardan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. 6 saatimizin sonuna geldik. Şöyle geneyi durdurayım. 120 dakika oldu. Yeni geneyi bastı. Hadi şunu da keselim. Yani bu kadar aşırı dengesiz bir slot görmedim. Yani aldığımız tek şey kırdırmalık şeyler oldu. Şöyle 11 tane burada var. 12. 16 tane kırdırmalık şel aldık. Yani son şöyle yapayım. Son değerlendirmemizden sonra hani kalan 90 dakikamız kalmıştı demiştik. Son değerlendirmemizden sonra 1,5 saatte şu drop'u aldık. Yani 2 saatte şöyle miydi ya? 4-5 tane almıştık. Son 1,5 saatte 2 tane MS dahil. İşte 3 tane çöp. 5 tane şel aldık. Yani o aşırı dengesiz bir slot. Onu söyleyeyim. Yine de bakalım işin şans kısmından kurtarabileceğiz mi? Çöpleri alıyorum hemen. Bunları çöpe salacağız. Yani buz almadık. Yani hiç buz alamamız. Bilmiyorum ama ya slotta mı bir şeylik var? Yani şunlar da çok aşırı böyle büyük kaliteli çöpler değil. Yani 171 K'lık çöp almışız. Üzerimizde oluşan nakit 6 saatte 4M. Şöyle MS'leri de 5 tane MS aldık. 5 tane MS aldık. Hani MS yine normal saatte hani 6 saat yaptık. 5 tane aldık. Bir tane olabilir. Ama bu sağlamadık. Ha şu da varmış. Şuraya gönderelim. Yani ilk şeyimizde S3'te başlamıştık. Orada biraz lag vardı. Ama lag'a rağmen sanki orada biraz daha iyi drop almıştık. Bilmiyorum. S2'de hiç lag yoktu. Yani mana potu zaten şeyimiz yok. Maliyetimiz yok. Ben cam potunu birazcık fazla harcadım. Lag'dan dolayı. Hani burada en fazla 6 saatte benim gibi bir charla gelirseniz harcanız pot 60 olur, 70 olur. Yani daha fazla olmaz. Şimdi MS'lere girmeyeceğim. Şöyle göstereyim. Ha, iki tane de ezik bus almışız. Onları da satalım. Onlar çünkü pazarda şeyi yok, büyüğü yok. Olsa bile yine 300K'dan oluyor. Dex aslında para edebilir. Bilmiyorum da. Neyse bir Maradona gidelim. Bakalım oraya. Yani şöyle bir belirtelim. 12, 13, 14, 16 tane kırdırmalık shell. 3 tane iron crossbow. Artı 3, 2 tane ezik buz ve 5 tane MS. Hani bizim 6 saatte aldığımız droplar bunlar. Yani bana göre pek tabii ki de hani çok iç açıcı değil. Sonuçta tam 6 saatimizi verdik. Hani üzerimize gelen nakit 4M. Düşük bir rakam bu. Yani buz atsaydı en az 3 tane falan buz atsaydı güzel olurdu. Bir tane şuraya veriyorum yani 335K. Çok farkı yok. Diğerini de hemen NPC'yi satalım. Sonra gidelim şellerimizi kıralım. İnşallah oradan bir dekorasyon cevap falan alırız da. Yani şöyle arkadaşlar. 6M zaten yeni yani. Yani bir tane Hyper'ın ilk saatte bastık ama onun lag olduğu bilmem ne olduğu sonrası da kullanmadık. O yüzden onu işin içine katmayacağım açıkçası. MS'leri de boş yere şimdi çünkü ya yani şu anda dediğin gibi az önce saydıklarım bizim 6 saatlik getirimiz. Bundan sonrakiler bizim şans kısmımız. İşin şans kısmı açıkçası. İC'leri de artı 7'si para ediyor. Basarız onları da. Yani böyle de şey upgrade de eklemiş oluruz videoya. Hemen shell'leri hızlıcana kırdıralım. Bak 16 tane shell'den de bir şey alamadık. Yani yapacak bir şey yok. Şansımız yerinde değilmiş.
Hani şunları da rastgele verelim. Üç tane, üç tanedir. Ya gerçekten kötü slot. Yani bitmiş. Yani Urukayı normalde herkesin o kadar dolu ki slotlar. Bilmiyorum yani biz mi şanssızdık? Bir tane de Mace'i aldık kırdırdığımız şerlerden. Yani sizin de yorumunuza bırakıyorum. Ben aşırı bir değerlendirme yapmak istemiyorum. Çünkü gerçekten kötü geçti benim adıma. Hani artık şu MS'lerden bir şeyler alırsak belki telafisi olacak. 4M800K yani şunlarla beraber falan belki 5M çıkar. Zaten bizim geniye harcadığımız para 6M. Yani şu anda 1M zarardayız. Slot'un bize hiçbir kârı olmadı. Sadece 6 tane MS bırakmış oldu. Onun dışında herhangi bir kârı olmadı arkadaşlar. Yani bu slotu çok soran vardı işte 10'lu geniye ile dener misin? İşte 10 paket geniye. Buraya 10 paket deneyemem arkadaşlar. Çünkü bir ara yani bazen oluyor 35-40 dakika hiçbir şey atmadı oluyor. Bir tane çöp dahi atmadığı oluyor. Yani o yüzden burayı o dakikaları şafak sayar gibi sayıyordum yani. Hani bir an önce 6 saat bitsin de yani o derece hiç keyif vermeyen sıkan bir farm oldu. Benim açımdan. Bilmiyorum yani bence Uruk-hai bitmiş. Yani 6 saatte bir drop alamıyorsak bu tamamen şansla orantılı bir şey değildir. Yani burada burayı niye kasarsın? İşte Shell için kasarsın, MS için kasarsın. Başka sana getirecek bir kârı bir şeyi olmaz. Evet ben videoyu kapattım. Kapanış falan da yaptım ama şu İC'leri unuttuk ya. Ne demiştik? 4M800. Aslında bunları pazara koysak 750K'dan falan satılır. Ama ben şimdi upgrade yapacağım. Evet, şöyle basalım. İlki yandı herhalde. Abi yok ya, bugün var ya. Şöyle basalım. Bir tane RT'yi de alırsak en azından o önem eder. Artı 4. Artı 5. Bu da artı 5. Artı 6. Sen de artı 6 ol. Evet, iki tane artı 6. Bir tane artıyı da alır mıyız? Hop, yandı. Yapacak bir şey yok. Aslında 104 APS'i var bizim. Yamuk bov gibi ama. Şöyle. Bunları da yaktık arkadaşlar. Olsun, şansımızı denedik en azından. Yani satmakla uğraşılmaz onları 750K'dan falan. Yani paramızı da 3M800'e düşürdük bu şekilde. Yani farmın bize hiçbir kazancı olmadı. Hiçbir kârı olmadı. Zararı oldu. 6 saat 6 saatimizi de boşa harcamış olduk. Yani sonuçta farmımızı yaptık. Slotu gösterdik. Değerlendirdik. Emek verdik. O yüzden beğenip yorum atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Yani üzücü bir farm oldu. Bilmiyorum ama 6 tane MS'miz kaldı sadece. Onun dışında hiçbir şey alamadık. 3 tane IC'den de RT'yi de alamadık. Kırdılmalı yerlerden de drop alamadık. Slot'tan buz alamadık. Yani 4 tane falan buz bekliyordum 6 saatte. Onu da alamadık. Yani Urukayı farmı benim gözümde bitmiştir. Artık yapılmaz. Yapan arkadaşlar varsa hani biz mi şanssızız? Ama söyleyen çok kişi vardı yani artık işte bu salonları falan. Biz bir de 51 level, yani 49 levelde başladık, 51 levelde bitirdik. Yani çok yüksek bir levelde de yapmadık. Yani tam böyle şansa bağlamak da istemiyorum. Çünkü 6 saat yaptık sonuçta. 6 saatte bir drop almamız lazımdı. En azından buz falan almamız gerekiyordu. Nakit drop'u zaten yok slotun. Bu şekilde burası MS ve kırdılmalık şer için yapılır. Onun dışında bir getirisi olmaz diyorum. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.